Nereye? Ya laboratuvara gideyim diyorum. Bir Zeynep'in yanına uğrayacağım. Ne haber Ertan? Sağ olun komiserim. Atakan Tuncay'ı getirdik. Nerede, dışarıda mı şimdi? Evet komiserim. İyi tamam, getirin içeri. Ha Ertan. O kadın oyuncu ne oldu? Onu da getirdik. Başkomiserin yanında. İyi tamam, hadi getirin. Sen Zeynep'in yanına gitmiyor muydun? Yok ya, bir konuşayım şu çocukla da. Yahu git, ben hallederim. Ya tamam, bir gelsin konuşalım, aklım kalır şimdi benim. Halledelim. Buyurun, oturun şöyle. Atakan Tunca, 35 yaşında, oyuncu. Hayırdır komiserim, niye çağırdınız beni? Şimdi bir sürü olay oldu tabii. Yani belki hani bize sormak istediğin sorular olur. Biz de seni aydınlatırız diye düşündük. Ne sorusu komiserim? İyi, o zaman. Ne yapalım, madem geldin, boşuna gelmiş olma. Biz soralım, sen aydınlat bizi. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Evet, ben çok belli ediyorum dalga geçtiğimi. Atakan Bey, Berk vurulduktan sonra sesi niye terk ettiniz? Niye? Kalma mı gerekiyordu? Pek bir üzülmüş gibi durmuyorsunuz. Şimdi niye üzülsün? Yani kocaman rakibi birden ortadan kalktı değil mi? Sevinmiştir bile. Yanlış düşünüyorsunuz. Berk benim rakibim olabilecek kadar yetenekli bir oyuncu değil. Bütün Türkiye başka düşünüyor ama. Bir de eleştirmenlere sorun isterseniz ha? Yonca Sevgi, 30 yaşında, oyuncu. Dizi ilk başladığında Atakan'ın rolü daha fazlaydı. Ama Berk parladıkça senaristi onun üzerine yazmaya başladı. Atakan Bey'in tepkisi ne oldu? İlk başta çok sinirlenmişti. Adil'i diziyi bırakmakla bile tehdit etti. Ama Adil onu ikna etmeye başardı. Nasıl? Bilmiyorum. Kulislerde ücretini arttırdığı konuşuluyordu. Sonra Berk'le araları düzeldi mi? Daha da kötü oldu. Berk ünlüğün kattıkça kaprisleri de arttı. Sürekli sette kapışırlardı. Sonun benim elimden olacak. Kendini fazla önemsiyorsun. Seni şuracıkta öldürmemem için bana bir sebep söylesene, ha? Cesaretin yok. Cesaret, aptalların işidir. Kestik! Ne oluyor be? Ne diyor hocam böyle? Tekste yok ki böyle bir şey. Kafana göre replik mi yazıyorsun? Hocam, böyle daha iyi olmadı mı, ha? Gibi oldu. Lan! Oha, kendinize gelin oğlum. Doğru konuş, burada rol yapmıyoruz. Lan sen zaten rol yapamıyorsun ki oğlum. Uzatmayın lan, uzatmayın. Sen de tekste sadık kal biraz. Senaryo yazmıyoruz burada. Ha ben gidiyorum. Nereye lan? Cehennemin dibine. Arada tartıştığımız olur ama bu çok normal bir şey. Bizimkisi stresli bir iş. Silahlardan anlar mısınız? Dizi başlamadan önce rol icabı biraz eğitim aldık, o kadar. Şarjör değiştirmeyi biliyorsunuzdur ama. Biliyorum. Belki de çekimden hemen önce şarjörü değiştirdiniz. Sonra Berk vurulduktan sonra da kuru sıkı sizde kaldığı için hop fıydınız hemen. Hayal gücünüz müthiş. Bence siz senaryo yazmalısınız. Ulan bana bak, ukalalık etme bana. Şimdi senin gözüne bir morluk, ağzına yüzüne de bir kırık yazarım. Veririm eline en iyi senarist dostlarına. Atakan Bey, siz en iyisi bir benle gelin. Bir parmak izi örneği, bir de spor alalım sizden. Yonca Hanım, sanırım dizide Berk Bey ile sevgiliymişsiniz. Evet. Peki gerçek hayatta? Hepsi dedikodu. Ama Adil'in işine geliyordu. Sürekli haber oluyordu. Peki Atakan Bey ile? Öyle de bir dedikodu. Çıktı tabii bir ara. Sizin hayatınız gerçekten çok zor. Kocaman, büyük bir balon gibi. Her şey fazlasıyla şişirilmiş. Şöhretin de bir bedeli oluyor tabii. Peki Atakan dışında Berk'le sorunu olan biri var mıydı? Dediğim gibi kaprisleri sette herkesi yıldırırdı ama gönül almayı da bilirdi. Özellikle Bora'yla arası çok iyiydi. Peki Yonca Hanım, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi sizden sıvap ve parmak izi alacağız. Sonra gidebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Zeynep yok mu? Yok, balistiğe gitmiş. Balistik raporuna göre gerçek mermilerden ikisi Atakan'ın kullandığı silahtan atılmış. Al işte, biliyordum abicim ben. Acele etme Selim. Diğer iki kurşun da Atakan'ın dizideki adamlarından birini oynayan Ali Turan'ın silahından çıkmış. Peki diğer silahların şarjörlerini de o değiştirmiş olamaz mı? Her iki silahın şarjörü değiştirildiyse başka biri de yapmış olabilir. Tabii önemli olan Berk'in üstünden çıkan kurşunun hangi silahtan atıldığı. Ama en azından artık birinin Berk'i öldürmek istediğini biliyoruz. Ve dışarıdan ateş edilmiş olma ihtimali de elenmiş oluyor gelecek. Büyük bir ihtimalle.
Ama yine de Berk'i vuran kurşunu incelemeden bir şey söylemek çok zor. Peki kovanlardan bir yere varamıyormuş? Ben balistaya söyledim bile Selim. Kovanlarla mermi çekirdekleri karşılaştırıldı. Hatta kısmi parmak izi bile var. Ama maalesef karşılaştırma için yetersiz. Efendim? Ne? Tamam, geliyorum. Tamam, panik yapmayın. Gerekirse ben bir açıklama yaparım. Berk ölmüş. Basın olayı haber almış bile. Bir açıklama yapmamız gerekecek. Anlamıyorum komiserim. Neden hala beni burada tutuyorsunuz? Berk öldü. Öldü mü? Evet. Çok kötü. Sanırım bu kadarını planlamıyordunuz değil mi? Arkadaşlarınıza anlattım. Benim bu işte bir ilgim yok. Her zamanki gibi silahları verdiler, ateş ettik. 2 yılda en az 100'lerce kez çektik bu sahneleri. Nereden bilebilirdim ben bunu? Silahı size kim verdi? Selahattin rahatsızlanmış. Uygar'dan aldık silahları. Şarjör üzerinde miydi? Evet. Silahlarla pek aram yok. Bora. Bora çok iyi bilir bu işleri. Hey! Hain yönetmen, sonun geldi. Bundan mı vuracaksın lan beni? Emniyet kapalı oğlum bunun. Çekim sırasında açmayı unutma ha. Tamam hocam. Bu sahneyi tek seferde çekmemiz lazım. O tantanayı bir daha çekemem. Tamam hocam. Atakan Bey, sizin makyajı almamız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Şarjörle oynarken mi geldi makyaj? Evet. Şarjörü değiştirmiş olabilir mi? Bilmem. İyi düşünün. Ya bilmiyorum. Şebnem'le konuşuyordum ama. Atakan Bey, sizin makyajı almamız gerekiyor. Tamam, geliyorum. Sadece birkaç saniyeliğine diğer tarafa döndüm.